Herkese merhaba arkadaşlar. Grand Theft Auto Online'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu sefer Flight School eğitim görevleriyle sizlerle birlikteyim. Bu görevlerde ne yapıyoruz? Aslında hani çok zorlu olmayan görevleri de var. Ancak şu iki görev, Grand Level ve Collect Flex görevleri gerçekten çok zorlu. Çok zorlu derken Gold yapmak için çok zorlu görevler. Yoksa onun dışında rahatlıkla yapabilirsiniz. Ki benim tavsiyem eğer online oynuyorsanız bunları mutlaka yapın. Hem uçuş yetenekleriniz, kabiliyetleriniz gelişir. Hem de çok sağlam para kazanıyorsunuz. Gold yapmasanız dahi birçoğunu 150 bin civarında para kazanabiliyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Bence girin, yapın bu görevleri. Gerçekten bir heist görevi kadar para kazanıyorsunuz. İlk baştaki giriş seviyesindeki bir heist görevi kadar diyeyim. Evet arkadaşlar, bu videoyu ben de sizinle beraber izliyorum. Zaten fark etmişsinizdir. Ben bu videoyu kayıt alırken kulaklık mikrofon takmamıştım. Öyle bilgisayarda oynuyordum. Hatta ev ortamı da pek uygun değildi yani. Aile çok oturuyorduk. Açtım oyunu. Dedim bir de kayıt alayım. Hani belki çok güzel bir oyun çıkar. Çok hoşuma giden bir oyun çıkar. Ve gerçekten de izleyince şunu fark ettim ki çok güzel bir oyun olmuş. Ve sizinle paylaşmaya karar verdim. Hem belki sizin için bir taktik videosu dahi olmuş olabilir bu. Burada gördüğünüzü siz de uygulayabilirsiniz. Belki işinize yarar diye düşündüm. Ayrıca de güzel skor yaptım. Şimdi onu da söyleyeyim yani. Evet arkadaşlar, Grand Devil'da zaten köprü kısmını alçak bir skorla geçtiğiniz takdirde geri kalan bölümlerde rahatlıkla kurtarabiliyorsunuz. En zorlu kısım orası. Ondan sonraki kısım çok fazla zorlu değil. Amacınız şu, bayrağı alırken yere yakın olabilmek. Ben her zaman yere yakın olmak gerekiyor diye düşünüyordum. Sonradan öğrendim ki değilmiş. Yani abimizin başında söylediği, videoyu izlerken fark ettiğim olayı yaşadım. Meğerse bayrağı alırken olabildiğince yere yakın olmak gerekiyor. Zaten siz de videoyu izlerken fark ettiyseniz bayrağı aldığınız zaman o seviye değişiyor. Güzel de bir skor yaptık. 0.69. Yani yerden yarım metre yükseklikte uçurabilmişim jeti ortalama olarak. Güzel bence. Ve gümüş yaptığım halde daha önce 13.500 lira para verdi. Bakın görün bunu yani. Sadece gümüşle silver arası. İlk başta silver gümüş şey alsanız. Gümüşle silver arası dedim. İkisi de gümüş manasına geliyor. Gold'la silver arası 13.000 verdi. Çok iyi bir para. Demek ki direkt silver alsanız müthiş para kazanacaksınız ki fark ettiğiniz üzere Collect Flex göreminde de silver'ı almıştım. He bu arada şunu da eklemek istiyorum videoda. Şu an izlediğiniz gibi video. Ben hiçbir editleme yapmıyorum. Önce Grand Devil'ı bitirdim. Ardından Collect Flex'e giriş yaptım. İlk denemem. Yani oyun açtıktan sonraki Collect Flex'i ilk denemem. Bunda önemli olan taktik arkadaşlar. Hani benim yaptığım çizgide gitmeseniz dahi kendinize bir yol belirleyin. Yani bayrakları temizleyerek ilerleyin. Bu arada amaç ne bunda diyen arkadaşlar olabilir oynamayan arkadaşlar için. Ben söyleyeyim bunda amacımız arkadaşlar belli bir süremiz var. Bitirdiğiniz takdirde bronzu kazanıyorsunuz. Bitirmek nasıl oluyor? Bütün bayrakları toplarsınız. Yani bütün bayrakları topladığınız takdirde bronzu alıyorsunuz. Ancak aşağıda bir süre var. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Gold yani altın rengiyle yazılmış. Onu yapmak istiyorsanız 2 dakika 40 saniye içerisinde 30 bayrağı da toplamanız gerekiyor. Ben 2 dakika 41 saniye 95 sadeseyle bitirmişim. Yani 2 saniyeyle kaçırmışım altını. Daha önceki oyunlarımda. Vallahi bak şu biraz önceki bölüm inanılmaz heyecanlanmıştım. Nasıl kurtardım gerçekten şaşıyorum. Harika geçmişim orada ya. Bunda amacınız dediğim gibi sıra halinde almak. Şu an beni fark ettiyseniz bakın bir bölgeleri temizleyerek gidiyorum. Haritaya bakıyorum. Bakın bunu kaçırdığımı fark ettiğim anda yeni bir çizgi belirledim kendime. Yeni bir rota belirledim. Çünkü bunlar biraz dışarıda kalmış ve bana ileride çok büyük sorun oluşturacaklar. Aslında doğru mu yanlış mı bu hareket? Bence doğru hareket. Çünkü diğerlerine dönmem için çok sıkı bir manevra yapmam gerekirdi. Şu an ben de kendimi aslında bir jüri üyesi gibi izliyorum şu anda. Yani yaptığım hareketleri irdeliyorum. Ben sanki bunu biraz daha kısa sürede bitirebilir miydim acaba? Bilemiyorum. 2 dakika 40 saniye istiyor. Genelde bu oyunda Gold'lar gerçekten zorlayıcı seviyeye getirmiş. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. Gerçekten güzel kullanmanız lazım ki Gold'ları alabilirsiniz. Bak şurada bayrağı kurtarış. Yeni rotayı fark ettiniz. Bakın şimdi sola dönecek. Evet. Burada kaçırmış o binanın alt kısmını ama bozmuyor ve hemen toparlıyor. Acaba diğer bayrak nerede diye. Buradan çok güzel bir manevra yapmışım. Bu çizgiyi kaybetmeyin arkadaşlar. Gerçekten burada bu çizgi çok önemli. Eğer kaybederseniz bu çizgiyi sürenin dışına çıkıyorsunuz. Evet. Gördüğünüz üzere şimdi son bayrağa geçiyorum. Ve 30 bayrak da bitti. 2 dakika 18 saniye mi gördüm? Evet. 2 dakika 18 saniye diye hatırlıyorum. Evet. 2 dakika 18 saniyede bitirmişim görevi.
Bence çok iyi yapmışım. Siz de artık bu videodan bakarak kendinize bir rota belirleyebilirsiniz. Bu videonun burada sonuna geldik arkadaşlar. Artık bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Vay be, hepsini gold olarak bitirebildik.